Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığının artması sonrası Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, hizmette bulunan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının aktifliğini yoğunlaştırdı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından TB2 silahlı insansız hava araçları Kırım'ın batı kıyısı açıklarında uçuşlar gerçekleştirdi. Rus medyası, Ukrayna ordusunun silahlı insansız hava araçlarını Kırım Yarımadası'nın kıyılarından oldukça önemli bir mesafede yaklaşık 5 kilometre yükseklikte uçtuğu belirtildi. Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının Zeymine Adası, Oçkakov ve Tendrovka Körfezi bölgesinde uçuşlar gerçekleştirdiği aktarılan haberde, aynı zamanda, bu uçuşların bir kısmı, dronlar transponderler kapalıyken uçtuğu için kamu izleme kaynakları tarafından kaydedilmemektedir. Ancak askeri hava alanlarından drone uçuşlarını kaydetmek mümkündür denildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki büyükelçiliği personeli ve ailesinin ülkeden ayrılması talimatını verdi. Uyarıda, 23 Ocak 2022'de Dışişleri Bakanlığı, devam eden Rus askeri harekatı tehdidi nedeniyle Amerika'nın Kiev büyükelçiliğinde doğrudan işe alınan çalışanların gönüllü olarak Ukrayna'dan ayrılmasına izin verdi ve diplomatik aile üyelerinin ayrılmaları talimatını verdi. Ukrayna'daki Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları ticari veya diğer özel ulaşım seçeneklerini kullanarak ayrılmayı değerlendirmelidir denildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı ayrıca Amerikan vatandaşlarının Rusya'yı ziyaret etmemeleri konusunda da uyarıda bulundu. Açıklamada, Ukrayna ile devam eden sınır gerilimleri, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının taciz edilme olasılığı, büyükelçiliğin Rusya'daki Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına yardım etme konusundaki sınırlı yeteneği, terörizm, güvenlik personeli tarafından taciz edilmesi nedeniyle Rusya'ya seyahat etmemelisiniz denildi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise Amerika'nın bu kararına tepki gösterdi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oleh Nikolenko, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev'deki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği personeli ve ailelerinin ülkeyi terk etmelerine yönelik çağrısını not ettiklerini belirtti. Sözcü Nikolenko, yabancı devletlerin diplomatik misyonlarının güvenliğini sağlama hakkına saygı duyarak Amerikan tarafının böyle bir adımını erken ve aşırı temkinli bir tezahür olarak görüyoruz. Büyükelçilik tam olarak çalışmaya devam edecek. Büyükelçilik üyelerine isterlerse ayrılma fırsatı verildi. Ancak ayrılmaları kesinlikle zorunlu değil dedi. Nikolenko, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının seyahat planlarını Dışişleri Bakanlığı'nın sitesine kaydetme önerileri konusunda sakin olmaya çağırırken, yurt dışına seyahat eden Ukraynalıların Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın da benzer bir sisteme dost olarak kaydolmasını tavsiye ettiğini hatırlattı. Bunun vatandaşlarıyla konsolosluk ilişkilerini sürdürmenin normal bir uluslararası uygulaması olduğunu kaydeden sözcü, riskleri doğru bir şekilde değerlendirmek ve sakin kalmak önemlidir dedi. Diğer yandan Amerika'nın Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık silah yardımının ikinci partisi de ülkeye ulaştı. Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, 80 ton silahlı bir uçak Kiev'e indi. Bu 200 milyon dolarlık bir paket kapsamında Amerika'dan gelen ikinci savunma yardımı partisi Amerika'daki dostlarımızdan Ukrayna'nın savunma yeteneklerini güçlendirmek için 80 tondan fazla silah geldi ve bu son değil dedi. Rusya Savunma Bakanlığı, Kırgızistan ve Tacikistan'daki askeri üslerine ek askeri teçhizat konuşlandıracak. Rusya Savunma Bakanlığı Merkezi Askeri Bölge Komutanı Alexander Lapin, Tacikistan ve Kırgızistan'da konuştu. Rus askeri üslerinin 2022'de 70'ten fazla askeri teçhizat alacağını söyledi. Tacikistan'da konuştu 201. Askeri Üs, Rusya'nın sınırları dışındaki en büyük askeri tesisi olurken, bu üsler Dushanbe ve Bohtar şehirlerinde yer alıyor. Taliban'ın geçen yıl Afganistan'da iktidara gelmesinin ardından, Rus ordusu Tacikistan'daki üssün yeni silahlarla güçlendirildiğini bildirdi. Böylece 6 Aralık 2021'de Tacikistan'daki Rus askeri üssü, önceki modifikasyonların savaş araçlarının yerini almak için 30 modernize T-72B3M tank aldı. Lapin, eski ekipman modellerinin yerini almak üzere gelen modern tank taburu, gelişmiş manevra kabiliyeti ve mürettebatın zırh koruması nedeniyle tank biriminin savaş yeteneklerini önemli ölçüde artıracak dedi. Lapin, geçen yıl 201. Askeri Üssün 3 motorlu tüfek taburunun modern askeri teçhizatla tamamen yeniden donatıldığını bildirdi. Lapin, üs ayrıca Kornet tank savar güdümlü füze sistemleri, ASVKM Kord keskin nişancı tüfekleri, AK-12 saldırı tüfekleri, artırılmış menzil ve güce sahip roket güdümlü piyade alevli silahları ve lojistik ve teknik destek hizmetlerinden ekipman aldı dedi. Ortak Rus askeri üssü Kant ise Kırgızistan'ın Çuy bölgesinde bulunuyor. Üst, toplu hızlı konuşlandırma kuvvetlerinin bir parçası. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü devletlerinin hava sahasının güvenliğini sağlamakta görev akan askeri üst, modernize edilmiş Su-25 uçakları ve Mi-8 saldırı helikopterleri ile donanmış durumda. Geçen yıl hava üstünde iki Su-25 saldırı uçağı daha konuşlandırılırken, Merkez Askeri Bölge Basın Servisi yaptığı açıklamada, bir çift saldırı uçağı, mevcut uçakların yerini almak üzere Rus askeri üstünde hizmete girdi, dedi. Ek olarak, 2021 yılında Kırgızistan'daki Rus askeri üssüne modernize edilmiş bir 1 RL-131 radar istasyonu ve bir VIP-177 metreküp uzaktan gösterge direği teslim edildi, bu da saldırı uçaklarını hedef alma kabiliyetini iki buçuk kattan fazla artırmayı ve sürekli izlemeyi mümkün kıldı. Eski Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Schönba, Kırım ve Rusya ile ilgili açıklamalarından ve ardındaki istifasından sonra Ukraynalı aşırı sağcı site Mirotvoretsin kara listesine alındı. Sitedeki açıklamada, Schönbağ'ın Ukrayna'ya karşı insani saldırı eylemlerine katılması, ayrıca Kiev'in kendi toprağı olarak gördüğü Kırım Yarımadası'nın işgalini yasallaştırma girişimlerine katılması nedeniyle listeye dahil edildiği belirtiliyor. Şönba, Hindistan'da yaptığı ve Alman basınına yansıyan konuşmasında Kırım ile ilgili, Kırım Yarımadası gitti, geri gelmeyecek. Bu bir gerçek, ifadelerini kullanmış, ayrıca Batı'nın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik istikrarsızlık yaratmak istediği açıklamalarını saçmalık olarak nitelendirmişti. Almanya'nın ve Hindistan'ın Çin'e karşı koymak için Rusya'ya ihtiyaçları olduğunu da söyleyen Şönba, Rusya lideri Putin'in Batı'dan eşitlik temelinde saygı istediğini ve onun talep ettiği ve muhtemelen hak ettiği saygıyı göstermenin kolay olduğunu da ifade etmişti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı B. Lincoln, Ukrayna'nın muhtemel müdahaleyi engellemek için Rusya'ya uygulamak üzere hazırlanan yaptırımların hemen devreye sokulması çağrısına karşılık caydırıcılık kozlarını tüketmemek için yaptırımları beklettiklerini söyledi. Bill Lincoln, Joe Biden'ın hafta içi düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya karşı muhtemel harekatına ilişkin, küçük bir müdahale olursa o zaman bir şeyler yapıp yapmayacağımız üzerine kavga edeceğiz, şeklindeki ifadelerini açıklamaya çalıştı. Bill Lincoln, bunu yaparken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Rusya'ya yönelik potansiyel yaptırımların hemen uygulanması çağrısını ve tüm diplomatik çabalara rağmen gerilimin düşmediğine yönelik soruları geçiştirdi. Biden'ın açıklamalarına yönelik soruları geçiştiren Bilincoln, Rusya'nın hem askeri hem de siyasi müdahalelerine karşı Avrupa ile birlik içinde yaptırımlar getireceklerini yineledi. Bilincoln, başta Almanya olmak üzere Avrupa'da bu konuda tam bir kenetlenmenin söz konusu olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine, "Avrupalı müttefikler ve ortaklarla yaptığım birçok istişareye dayanarak orada da hızlı, uyumlu ve aynı zamanda birlik içinde bir karşılık verileceğinden çok eminim." şeklinde konuştu. Her üç mülakatta da Rus ordusunun Ukrayna'ya girmesi durumunda Moskova'ya hızlı, son derece sert yaptırımlar getireceklerini yineleyen Bilingdon, eğer tek bir yeni Rus askeri saldırgan bir şekilde Ukrayna'ya girerse, bu bizden ve Avrupa'dan hızlı, şiddetli ve birlik içinde bir yanıtı tetikler. Ayrıca Rusya'nın yeni bir askeri müdahalede bulunmaksızın Ukrayna'da yapabileceği başka şeyler de var. Bunlara da Avrupa ile birlikte hızlı, kalibreli ve ortak bir yanıt için hazırız dedi.